Maç kaçta maç? Daha var. Rakam vererek konuşmuyor musun kızım? 19-30. Daha varmış hakikaten. Biz ne dedik? Tam biz de aynısını söyledik. Hadi bitir şunu da ver. Okudun mu onları? Yok be yavrum. Ben gazete okumuyorum. Bilmiyorsun galiba. Tutuyor beni. Midem bulanıyor. Başım dönüyor. Bunu nasıl okuyacaksın o zaman? Resimlerine bakıyorum hayatım. Bakamaz mıyım yani? Hadi. Sen okulda falan ne yapıyordun acaba? Çok merak ediyorum. Lise, ortaokul falan. Sana ne? Ben sana soruyor muyum lisede ne yapacağım diye? Birazdan çıkarız değil mi hayatım? Bak geç kalınca hiçbir şey kalmıyor. Bana mı dedi? Yok, bana dedi. Çıkarız hayatım. Sana dedim aslancığım, sana. Söz vermiştim, unuttun mu? Ben söz verdim. Ne zaman? Aslancığım lütfen çamura yatma şimdi. Pazara yalnız gitmekten nefret ediyorum biliyorsun. Ben de nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum yani. Hem pazara gitmek ne demekmiş ya? Pazar günü pazara gidilir mi Allah'ını seversen? Böyle bir saçma bir şey olur mu ya? Lafa bak. Hangi gün gidilir? Çarşamba pazarı diye bir şey var kızım. Duymadın mı sen Angut? Çarşamba günü gidilir. En güzel gündür pazar için. Tamam. Aslancığım anladım. Pazara ben yalnız giderim. Yani yalnız gitmekten nefret ediyordun? Evet ama sana yalvarmaktan daha çok nefret ediyorum. Bak gördün mü? Gururlu kadın. Seviyorum annenin bu oyunu. Git git. Bu havada havuz mu olur evladım? Zatürre cep mi olacaksınız başıma? Canım kapalı havuza gidiyoruz herhalde. Havuza girmeyeceğiz anneanneciğim. Öyle partide takılacağız. Sen onu benim külahıma anlat. Madem ki girmeyecekler, niye havuz başında yapıyorlar partiyi? Tabii partinin ilerleyen saatlerinde yüzen oluyordur ama biz o kadar kalamayız. Aynen. Babam mevzuyu uyanmadan dönmemiz lazım. Tamam efendim. Babanıza karşı döndürülen her entrikaya sponsor olunur. Kaç para lazım? 100 yeter. Kişi başına. Tamam 50 olsun. Kişi başına. Hiç pazarlık etmesini bilmiyorsunuz salaklar. Merci. Buyurun. Yıllardır aynı numarayı yiyor. Keriz top. Geldim. Ay. Geldik dedik ya. Allah'ım. Neydi günah? Günaydın Beşer Böcek. Yardımcı olayım. İyi günler Jülide. Aslan abiye bak. Aha. Ne oluyor lan? Ağzım oynamıyor ki benim. Girecek misin? Eyvah. Dilim tutuldu galiba. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Ulan ya. Tam zamanıydı. Söyle. Niye duruyorsun sen bakayım? Söyle. Ah be Jülide. Konuşabilsem neler söyleyeceğim de işte. Konuşamıyorsun galiba. Çok ilginç. Ha şunu bileydim. Diyeceklerini mi unuttun sen şapşık? Şipşak diyen ağzını yerim senin. Kolleş kızım. İyi madem. Bu monolog halindeki ilişkimiz beni fazlasıyla sıkmakta. Zira kapıyı kapatacağım. Yarı çıplak sayılırım. Hadi canım dışarı. Böyle iyiydi ya. Çık 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 çık. Mustafa Toroz da bana tutuldu ya. Kahretsin çok güzelim. Kimseler görmedi öpüştüğümüzü. Bir öptüm, bir öptüm. Nihale bunların altı nerede lan? Ay onların altı vardı kocacığım da. Dibini tutturduydum, attım tencereleri, kapakları kaldı işte. Ah atmasaydın keşke Nihale ya. Satardım ben bunları dükkanda. Niye atıyorsun ya? Ama bunu gene de satarım ben ha. Sat tabii kocacığım. Yani böyle abidik kubidik şeyleri satsan satsan zaten sen satarsın yani. Vallahi Nihale bu söylediğini bir iltifat kabul ediyorum. Yoksa kırardım kafana. Ay iltifat kabul et zaten. Ayrıca kafamı kırmadığın için teşekkür ederim. Dur 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 dur. Nereye gidiyorsun böyle? Buruşuk buruşuk İngiliz buldokları gibi. Nereye gidiyorum? Tükana gidiyorum. Geç kaldım. Şimdiye kadar niye ütülemedin ya? Hakikaten o kadar buruşuk mu kız? Yani buruşuk tam hallice böyle. Hemen ütüle o zaman. Ne duruyorsun yani? Beni böyle mi göndereceksin? Ütüle hemen. Kendi kaşındın yani. Ana! 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 Yastın ya beni Allah seni kahretmesin. Ana! Ana! Puan
bakayım. Kızım rahatsız mısın sen ya? Vapurdaki herifler gibi ne bakıyorsun öyle? Ne ya? Gazeteye bakmak da mı suç? Aslan abi, başka bir emrin var mıydı abi? Ne emri oğlum? Ben sana bir emir mi verdim? Manyak mısın sen? Dün demiştin ya, boş bir zamanında arabayı yıka. Ben de yıkadım abi. Başka bir emrin var mı diye sormaya geldim. Beşer, gel bir çay iç. Yok abla, sağ ol. Rahatsız etmeyeyim sizi. Ne rahatsızlığı lan? Gel işte. Ne biçim konuşuyorsun lan çocukla? Ne rahatsız edeceksin lan? Gel işte. İyi madem ısrar ediyorsunuz abi. Yavrum sen psycho musun? Kapıdan girsene. Rambo gibi giriyorsun içeri. Ha, kapı mı abi o? Ne o? Kapı mıydı o? Sen ne zannettin deve? Ben normal barınaklık zannettim abi. Düşünün benim ömrüm her gün dükkanda böyle geçiyor işte. Oo, nereye gidiyorsunuz bakalım gençler birliği? Evet işte geldik buradayız. Yani bütün gün evdeyiz diye pijamalarla duracak halimiz yok değil mi babiş koşum? Ne haber Beşir abi? İyiyim Ahsen, hamdolsun. Oğlum niye orada bahçecini gibi dikiliyorsun? Gelip otursana lan. Abi ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ama böyle daha çok rahatsız ediyorsun. Tetikçi gibi duruyorsun ya, gel. Bakalım nasıl bir çalışma yaptı keratalar. Burada yok. Burada da yok. Allah Allah! Nereye saklandılar eşek acaba? Eşek sıpası! Vallahi çok ilerlettiniz bu işi kız. Babamlar nereye saklandılar? Anne ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bak kızlar kaçmayı falan düşünmüyor değil mi? Yok. Düşünceyi geçtik, eyleme doğru gidiyoruz. Anne ne olursun bir pazar günü rahat huzurlu oturalım evimizde lütfen. Bunu daha önce düşünecektin hayatım. Bir futbol hakemiyle evlenseydin pazar günleri rahat rahat evinde otururdun. Peki, söylemedi deme. Aslan anlarsa çok büyük arıza çıkarır, söyleyeyim. Arıza çıkaracak hali yok onun. Biraz sonra saklanacak, delik arayacak. Ne oldu lan, nedir bu da? Pek beğendin galiba bahçeyi. Çok güzelmiş abi. Vallahi ben de böyle bir bahçe olacak hiç evden dışarı çıkmazdım. Ya, duydunuz mu lan? Duydunuz mu? Gerçi bunlar bağdan bahçeden ne anlasın? Beşerciğim yani. Nereden bilecekler? Şimdi bıraksan kapıdan kaçar giderler mart kedisi gibi. Niye öyle söylüyorsun babacığım? Biz de çok seviyoruz herhalde bahçemizi. De eskiden daha çok severdik tabii. Niyeymiş o? Eskiden bizimle daha çok vakit geçiriyordun çünkü. Ya değil mi ya? Eskiden her pazar saklambaç oynardık. Hey gidi günler. Keşke şimdi de oynasaydık. Ya ne saklanmaçı yavrum yani? Bu yaşta saklanmaç mı? Beni bu tarafa yollasanız geri gelemem be. Buyurun. Teşekkür ederim babacığım. Afiyet olsun. Ya aşk olsun baba ya. Saklanmacın yaşı mı olurmuş hiç? Değil mi anne? Yorum yok, bilmiyorum. Beni bu işe karıştırmayın. Babacığım hadi şimdi yine oynayalım ya. Bak ne olur. Ne kadar çok konuşuyorsunuz ya. Sen ne diyorsun bu işe babama? Tamam, bana uyar. Ama ebe olmamı baştan söyleyeyim. Ay tamam canım tamam. Siz yeter ki oynayın. Ben ebe olmaya razıyım. Beşer sen oynar mısın saklambaç? Vallahi abi siz nasıl oynuyorsunuz bilemiyorum ki. Yörelere göre değişiyor olabilir yani. Oğlum saklambaçın yöresi mi olur lan? Biri gözünü yumuyor, diğeri de söp ediyor yani. Bu kadar basit. Hangi yöreye göreyse aynı. Allah Allah. Tamam abi bu kolay, ben yaparım abi. Tamam o zaman 100'e kadar sayıyorum, saklanın. Dur be kızım, çayımızı içiyoruz. Pazar günü huzur verin ya. Ya hadi ben sayıyorum. Bak başlıyorum hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Unutma kalmadı, üç kişi gelebilir. Ya Beşer ne arkamda ne yapıyorsun ya? Sizinle geliyorum abi, saklanmayacak mıyız? Yavrum bu nedir yani, sülük mü yedin oğlum dükkanda? Ama bak gümür cemaat bir yere saklanamayız ki. Sen de kendine bir yer bul. Ya 30 kişi bir yere gider mi abi? Zaten ev küçücük. Yürü, yürü. Küçük gibi çalış. Sakla.
delicious. Anneciğim çay lütfen. Bardakta mı, fincanda mı? Fincan olsun. İngiliz usulü. Ne yapıyor bunlar? Saklambaç mı oynuyorlar? Hesapta. Kim bilir yine ne dümenler dönüyor bu evde. Birazdan anlarsın. Ah, bayılıyorum bu evin sürprizlerine. Her an her şey olabiliyor yani. Dur bakalım Jülide, nelerle karşılaşacaksın?